Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi Ünitesinin birinci testi. Birinci soru. Devletler arası politikada kendine yeterlik ilkesiyle hareket eden Osmanlı Devleti 19. yüzyılda denge politikasını benimsemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu politika değişikliğinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Bir, askeri ve siyasi ve askeri gücünün zayıflaması. Evet, denge politikasına geçmesinin bir nedeni. İki, Rusya'yı durdurma çabalarında yetersiz kalması. Evet, dış desteğe ihtiyaç duyacak. Denge politikasına geçişin bir nedeni. 3. Askeri ve teknik alanlarda yenilikler yapması. Bu denge politikasına geçişin bir nedeni olamaz. Cevabımız 1 ve 2 Denizli olacak. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde azınlık milletlerin özgürlük ve bağımsızlık hareketlerine yönelmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. A. Osmanlıcılık düşüncesinin uygulamaya konulmasının, bu milliyetçiliğe yönelmelerinin bir nedeni olamaz. Osmanlı'nın milliyetçiliği engellemesinin bir nedeni. B. Rusya'nın Balkanlara propaganda ajanları yollaması, evet, milliyetçiliğe yönelmelerinin bir nedeni. C. Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması milliyetçiliği kolaylaştıracak. D. Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlere teşkilatlanma imkanı sağlanması, özellikle millet sistemi milliyetçiliği kolaylaştıracak. E. Fransızların farklı dillerde hazırlanan milliyetçi bildirilerin yayılması. Bu da milliyetçiliği kolaylaştıracak. Cevabımız Adana olacak. Üçüncü soru. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıl ortalarına gelindiğinde Fransa Katoliklerin, İngiltere Protestanların, Rusya ise Ortodoksların koruculuğunu üstlenmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerin hangisine zemin hazırladığı söylenemez. A. Azınlıkların devlete bağlılığının zayıflamasına. Evet. Osmanlı'da azınlıkların devlete bağlılığı zayıflayacak. B. Egemenlik haklarının zedelenmesine zemin hazırlar. C. Gayrimüslimlere inanç özgürlüğü sağlanmasına. Osmanlı Devleti kuruluştan itibaren gayrimüslimlere inanç özgürlüğü sağlamıştı. Bu durumla ortaya çıkan bir sonuç değil. Cevabımız Ceyhan olacak. Dördüncü soru. Avrupalı devletler 1815 Viyana Kongresi'nde bir ülkede milliyetçilik ayaklanması çıkarsa o ülkeye hep birlikte yardım etme kararı almışlar. Ancak 1821'de Mora'da çıkan Yunan isyanını desteklemek için Navarin'de Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Bu bilgilere göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Osmanlı Devleti milliyetçilik akımının etkisinde kalmıştır. Evet, Mora'da çıkan isyan bunu gösterir. Doğru. İki, Avrupalı devletler tutarlı bir politika uygulamıştır. Burada tutarlı bir politika olduğunu söyleyemeyiz. Milliyetçiliğe karşı çıkıyorlar ama Osmanlı'da milliyetçi bir ayaklanmayı destekliyorlar. Yanlış. 3. Avrupalı devletler Viyana Kongresi kararlarına aykırı hareket etmiştir. Doğru. Cevabımız 1 ve 3 Denizli olacak. 5. soru. Ayhan öğretmen Senedi İttifakı anlatırken bu belge Osmanlı Devleti'nde ayanların merkezi otoriteye bağlı feodal bir güç olarak konumlandırıldığını gösterir yorumunda bulunmuştur. Ayhan öğretmen bu yorumuna Senedi İttifakı'nın maddelerinden hangilerini kanıt olarak gösterebilir? Bir sadrazamın kanun ve ittifaka uygun emirlerine ayanlar itaat edecektir. Bu yukarıdaki duruma kanıt olarak gösterilebilir. Yani ayanlar itaat edecekler. İki, padişah adil ve eşit vergi alacak, aşırı vergi konmayacaktır. Bu ayanların merkezi otoriteye bağlandığının bir kanıtı olamaz. Üç, ayanlar padişahın emirlerini yerine getirecek ve ona sadık kalacaktır. Evet, bu da ayanların merkezi otoriteye bağlandığının bir kanıtı. Cevabımız 1 ve 3 Denizli olacak. Altıncı soru. Islahat fermanının aşağıdaki maddelerinin hangisi azınlıklara yerel yönetimlere katılma hakkı verildiğinin göstergesidir? Burada yerel yönetimlere katılma hakkını arayacağız. A. Hristiyanların dini nitelikteki hak ve ayrıcalıklar korunacaktır. Yerel yönetimle ilgili bir durum sayılamaz. B. Mahkemelerde şahitlik konusunda eşitlik sağlanacaktır. Yerel yönetimlerle ilgili bir durum değil. C. Müslüman olmayanlar da askere alınacaktır. Bu da yerel yönetimlerle ilişkili değil. D. Bütün memurluklar herkese açık olacaktır. Yine yerel yönetimlerle ilgili değil. E. Müslüman olmayanlar il meclislerinde temsil edilecektir. Burada il meclislerinden temsil edilme yerel yönetimlerle ilgili. Cevabımız Edirne olacak. Yedinci soru.
Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisinin padişah otoritesini arttırdığı savunulabilir? Bir mebuslar meclisinin açılması padişah otoritesini arttırmaz. B. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Evet, Yeniçeri Ocağı bozulmuş bir ocak. Padişah otoritesine de karşı çıkan bir ocak. Kaldırılması hem ıslahatları kolaylaştıracak hem de padişah otoritesini arttıracak. Cevabımız Bursa olacak. 8. soru. Osmanlı Devleti 1833 Yünker İskelesi Antlaşması ile boğazları Avrupalı büyük devletlerin donanmalarına kapatarak Rus savaş gemilerini açmıştır. Fransa, İngiltere, Avusturya ve Prusya ortak hareket ederek 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Rusya'nın boğazlar üzerinde ayrıcalığını kaldırmış ve boğazları uluslararası bir statüye kavuşturmuştur. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Avrupalı büyük devletler Osmanlı-Rus yakınlaşmasından rahatsız olmuştur. Evet, doğru. 2. Osmanlı Devleti'nin boğazlar için tek başına karar vermesi engellenmiştir. Evet, artık uluslararası bir statüye kavuştuğu için Osmanlı tek başına karar veremez. 3. Osmanlı Devleti Rusya'nın Avrupalı devletler karşısında güçlenmesini istemiştir. Osmanlı Devleti burada Rusya'nın güçlenmesini istemiyor. Farklı bir nedenle yakınlaşma olmuştu. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olacak. 9. soru. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde Fransız ihtilalinin etkili olduğu söylenemez? A. Duyun Umumiye İdaresi'nin kurulması. Duyun Umumiye dış borçlarla ilgili bir kurum. Bu kurumun ortaya çıkması Fransız ihtilalinin sonuçlarıyla ilişkili değil. Onun için cevabımız Adana olacak. 10. soru. Avrupa mallarının 19. yüzyılda Osmanlı pazarlarına hakim olması nedeniyle Osmanlı Devleti'nin önlemlerinden hangilerine başvurduğu savunulabilir? 1. Dış ticareti kolaylaştıran anlaşmalar yapma. Bu bir önlem değil, yabancı malların Osmanlı pazarlarına girişini kolaylaştırır. 2. Yerli malları teşvik eden kanunlar çıkarma. Evet, yerli malları teşvik edecek yabancı malların piyasadaki hakimiyetini kırmak için. 3. Devlet desteğiyle imalathane ve fabrikalar kurma. Evet, yine yerli ürünleri, malları arttırma amaçlı. Cevabımız 2 ve 3 Denizli olacak. 11. soru. Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde ilk kez eğitimin siyasi bir araç ve aynı zamanda toplumsal fonksiyonun olduğunu fark etmiş. Bu doğrultuda okullarda Osmanlılık idealini aşılamaya başlamıştır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? A. Toplumun tek bir kültür etrafında birleştirmesi amaçlanmıştır. Yanlış. B. Eğitim anlayışını siyasi politikaya uygun hale getirmiştir. Evet, burada Osmanlı Devleti siyasi politika olarak Osmanlıcılığı benimsiyor. Eğitimi de buna uygun hale getirmeye çalışıyor. Doğru cevabımız Bursa olacak. 12. soru. Osmanlı Devleti'nde 1864'te kurulan Islahı Sanayi Komisyonu'nun görevleri %5 olan gümrük vergisini artırmak, sergiler açarak sanayiyi teşvik etmek, esnaf şirketleri oluşturmak ve sanayi okulları açmak şeklindedir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Islahı Sanayi Komisyonu'nu kurmakla aşağıdakilerin hangisini amaçladığı söylenemez. A. Sanayide dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladığı söylenir. B. Yabancılara ait sanayi kuruluşlarını millileştirmeyi. Burada bir millileştirmeden söz edemeyiz. Yanlış. C. Yabancı malların ülkeye girişini zorlaştırmayı amaçladığı söylenir. D. Yerli mallara olan ilgiyi arttırmayı, özellikle sergiler açılması bunu amaçlar. E. Ülke sanayisinin altyapısını güçlendirmeyi. Evet, bunu da amaçladığını söyleriz. Cevabımız Bursa olacak.